Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa son dakikalara doğru gelen bir galibiyetle Toruk Konya deplasmanından 3 puanla döndü. Kasımpaşa zaten hani ligde baktığımızda 6 puanlı takımlardan bir tanesi. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Yani bir mağlubiyet, iki galibiyete sahip iki takım karşılaşıyor. Fenerbahçe cephesinde mesela son maç itibariyle şunu söyleyebilirim ben. Yani ne değişti Fenerbahçe'de? Çok net bir galibiyet elde ettiler ama bundan öte biraz daha böyle Ersun Yanal takımına benzedi. Yani tercihleri biraz da böyle Ersun Yanal artık kendi hani genel takımın mesela şöyle bir havası vardır. Mutlaka birisi telkin yapmıyordu. İşte şu oyuncuyu bu oyuncu oynattı ama takımın genel bir telkini vardır. Yani bazı taşları böyle birden oynatamazsınız. Bazı oyuncuları birden kesemezsiniz. Yani formsuzdur ama beklersiniz. Mesela Musa Sow olayı bence önemli bir olay. Yani bir form yani Musa Sow çok yetenekli bir oyuncu. Ben hala Fenerbahçe'de mesela Emenike'den çok daha yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Birbirinden farklı özellikleri var. O tartışılmaz ama gol noktasında çok çok farklı. Yani kayıttan falan çok daha önde bir oyuncu. Ama performansı ve verimi Ersun Yanal daha çok ön plana çıkardı. Holmen tercihini de böyle düşünmek lazım. Christian evet bazen harikalar oynuyor ama Holmen bir istikrardır yani. Ve Ersun Yanal'ın bu istikrarı oynaması, Musa Sow'u bile kenarda bırakılacak kadar hani formayı hak edene vereceğini göstermesi, bu biraz benim ondan beklediğim, daha en başında beklediğim hamlelerdi. Yani bu bütün bu eleştirileri belki bu mağlubiyetlerden ziyade bu bütün yoğun futbolla ilgili eleştirileri bence hiç yaşamayabilirdi Ersun Yanal bu tercihleri başta yapsaydı. O yüzden kendi adıma bu Fenerbahçe yani yeni Ersun Yanal takımını olumlu buluyorum, iyi buluyorum. Kasımpaşa deplasmanında da böyle çıkacaklardır. Kasımpaşa pahalı kadrosuyla zaten baş altı takımlardan birisi olmaya aday. Yıldızlarının öne çıktığı bir takım ilk haftalar itibariyle Babel yani hakikaten aldığı parayı hak edecekmiş gibi bir görüntü zaten ortaya koyuyor. Böyle bakmak gerekiyor Kasımpaşa'ya bu sene. Ama ben Fenerbahçe'nin deplasmandaki İstanbul'da Kasımpaşa ne kadar deplasman Fenerbahçe'ye? Bu yani İstanbul takımları için çok da büyük bir deplasman değil. Birbirleriyle oynadıkları maçlar. Fener Beşiktaş yani derbidir belki. Hani Fener Beşiktaş Galatasaray maçları ama Kasımpaşa maçı biraz daha böyle deplasmandan uzak bir şey olacak sonuçta. Zaten başka bir şehre gitmeyecek Fenerbahçe. Ben burada Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Taraf bahsinde Fenerbahçe benim bu maçla ilgili favorim. Gol bahsinden biraz uzak duracağım. Hani yanıltıcı olabilir. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı maçlara baktığımızda çok gollü maçlar çıkıyor karşımıza. Hem yani 3 maçın ikisi çok gollü bitti. Birisi 5-2 bitti. Bir tanesi 3-2 bitti. Ama ben burada gol bahsinden kendi adımı uzak duracağım. Kasımpaşa'nın da gollü bitiyor maçları. 2,5 gol üstüne çıktı mesela son hafta bıraktığımız hafta. Ama ben yine de burada Fenerbahçe galibiyetini daha çok ön planda tutuyorum ve taraf gol bahsinden kendi adıma uzak duruyorum.